Takvimler 11 Eylül 2001'i gösteriyordu. New York güneşli bir güne uyanmıştı. Şehrin kalbinin attığı ikiz kulelerde, dünya ticaret merkezinde olağan dışı bir hareketlilik yoktu. Toplantılar yapılıyor, kahveler içiliyor, günün geri kalanı planlanıyordu. 11 Eylül sabahı, dünya ticaret merkezindeki işine giden isimlerden biri de 46 yaşındaki Kevin Cosgrove'du. Cosgrove, E.ON şirketinde başkan yardımcılığı pozisyonunda çalışıyordu. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat süren Cosgrove, çalıştığı pozisyonun stresine rağmen iş arkadaşları tarafından sevecen ve arkadaş canlısı biri olarak anılıyordu. Cosgrove, sabah saat 8 sıralarında manzarasına bayıldığı Güney Kulesi'nde Hudson Nehri'ne bakan ofisinden çıkmış, iş arkadaşı Doug Cherry ile birlikte John Ostaru'nun ofisinde buluşmuşlardı. 400 metre yüksekliğindeki kulenin 105. katında işler normal akışında ilerlerken, daha yükseklerde ise tuhaf şeyler oluyordu. Yaklaşık bir saat sonra, sadece 102 dakika içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerindeki saldırılar 3000 kişinin canını alacak, hayatın tüm akışını değiştirecekti. Saat 7.59. Boston'dan Los Angeles'a uçan American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı 8.16'da rotasından saptı. Uçuş görevlileri uçağın kaçırılmış olabileceği konusunda yer görevlilerini uyardı. Uçuş görevlisi Betty Ong, havada neler olduğuna dair karaya haber ulaştıran ilk isim oldu. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mace. Beş teröristin kaçırdığı haberi gelen uçak, birkaç dakika sonra dünya tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçecek olayların fitilini ateşleyecekti. Uçağı kaçıranlardan biri olan Muhammed Atta, uçak kabiniyle iletişime geçmeye çalışırken yanlışlıkla yer kontrol merkeziyle iletişime geçti. Is that American 11 trying to call? We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. 92 kişiyi taşıyan yolcu uçağı havalandıktan 47 dakika sonra saat 8.46'da Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne saatte 790 km hızla çakıldı. Binanın 93. ile 99. katları arasını alevler içinde bıraktı. New York Polis Departmanı ve New York İtfaiyesi tüm ekiplerini derhal bölgeye yönlendirdi. Görevliler hem Kuzey Kulesi'nin hem de her ihtimale karşı Güney Kulesi'nin tahliyesine başladı. İki gökdelende bulunan yaklaşık 15 bin kişi tahliye edilmeyi beklerken ikinci şok yaşandı. Saat 9.03. United Airlines'a ait 175 sayılı uçak, Boston'dan Los Angeles'a seyrederken rotasını New York'a çevirdi. 65 kişiyi taşıyan yolcu uçağı teröristlerce Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çakıldı. Hızı saatte 950 km olan uçak, binanın 77. ile 85. katları arasını cehenneme çevirdi. İkinci saldırıyı tüm dünya canlı izledi. Saldırıların meydana geldiği sırada ABD Başkanı George W. Bush, Florida'da bir okulda çocuklara Günah Keçisi adlı hikayeyi okuyordu. Saldırı haberini alan Beyaz Saray görevlisi, Bush'un kulağına eğilerek ABD saldırı altında dedi. Şaşkınlığını gizlemekte zorlanan Bush, bir süre daha hikaye okumaya devam etti. Bush daha sonra çocukları korkutmamak için okumaya devam ettiğini söyleyecekti. Bush'un açıklama yapması ve okulu terk etmesi için 40 dakika geçmesi gerekti. Saat 8.50'de ilk saldırı haberini alan George Bush, İlk açıklamayı ancak 9.30'da yaptı. Bush'un açıklama yaptığı sırada ikinci kulede çoktan saldırıya uğramıştı. Yaşananları ülkemize yapılan açık bir terör saldırısı olarak niteledi. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Açıklamanın birkaç dakika ardından saat 9.37'de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un batı kanadına bir yolcu uçağı daha çakıldı. Uçağın çakıldığı anda yüzlerce bakanlık çalışanı binaya giriş yapıyordu. American Airlines'a ait 77 sayılı uçak taşıdığı 59 yolcunun ve o sırada binada bulunan 125 asker ve sivilin ölümüne neden oldu. Tüm bunlar yaşanırken ikiz kuleler yanmaya devam ediyordu. İkiz kulelerde mahsur kalanların arasından 200 kişi
binalar yıkılmadan hemen önce son bir kurtulma ümidiyle aşağı atladı. Havada bazıları tişörtlerini, bazıları da masa örtülerini düşüş hızlarını kesmesi için paraşüt gibi kullanmaya çalıştı. Ancak sadece 10 saniye içinde saatte ortalama 250 km hızla asfalta düşmekten kurtulamadı. İkinci kule çıkan yangına sadece 56 dakika dayanabildi. Saat 9.59'da beton yığını hızla çökmeye başladı. Binada bulunan binlerce kişiden biri de Kevin Cosgrove'du. Güney Kulesi'nin 105. katında mahsur kalan Cosgrove'un bina çökmeden hemen önce 911 ile yaptığı konuşma tarihe geçecek cinstendi. How the hell are you gonna get my ass down? I need oxygen. They're getting to you. They have a lot of apparatus on you. You guys are free, lady. You get them in from all over. They're in from Jersey. I don't give a shit. Okay, so what's your last name? Mine's Cosgrove. I must have called about a dozen times already. Okay. Cosgrove. Yeah. My wife thinks I'm all right. I called her and said I was leaving the building. I was fine. And bang. Saldırılar bitmek bilmiyordu. Saat 10.03'te dördüncü bir uçak New Jersey'de bir tarlaya çakıldı. Newark'tan kalkan uçak rotasından sapmış ve Washington'a doğru ilerliyordu. Fakat New York'ta olup bitenlerden telefonlarıyla haberdar olan yolcular uçağın Beyaz Saray'a çakılmasını engellemişti. Saatler 10.28'i gösterdiğinde ise
yıkılma sırası Kuzey Kulesi'ne gelmişti. Saldırıya uğrayan ilk bina, yolcu uçağının çakılmasından tam 1 saat 28 dakika sonra yerle bir oldu. İkiz Kuleler'de 2606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi hayatını kaybetti. 19 teröristle birlikte toplam ölü sayısı 2996 olarak açıklandı. Saat 13.03. George Bush yaptığı ikinci açıklamada Amerikan ordusunu yüksek alarma geçirdiğini duyurdu. Bush, üstten ayrılmadan önceki açıklamasında terörist avının başlayacağının sinyallerini verdi. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Saldırılar ABD'nin Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya politikasını değiştirmesinin de miladı oldu. Bir numaralı önceliği güvenliğe veren Bush yönetimi Orta Doğu'da iki ülkeyi işgal edecek, Beyaz Saray'ın izlediği savaş yanlısı politika tüm dünyada tepkilere yol açacaktı. Tüm dünyayı dehşete düşüren 11 Eylül terör saldırısının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. İkiz Kuleler'in kalıntıları çoktan silinirken geride bıraktıkları hafızaların en derinlerine yerleşti. Bu akan sular bir ulusun gözyaşları mı, yoksa korkunç felaketin izlerini silmeye çalışan yağmur damlaları mı? Burası bir zamanlar büyük bir ihtişamla dikilen İkiz Kuleler'in olduğu yer. Bu noktada 3000'e yakın masum öldü. Geride gözyaşlı aileler ve psikolojisi alt üst olmuş bir ulus bıraktı. Saldırılardan yıllar sonra bile bugün binlerce ABD vatandaşı ruh sağlığı bozuklukları, astım, paranoya ve posttravmatik stres bozukluğu gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Collapsed down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run.